Adam evet, sizden biliyorum. bile sakınıyor annesini. Onu evet, bile kalmaz. Evet, Benim sanıyorum. gözümün önünde olsun diyor. Öyle bir adama Gülla abla gitti, ana katili diye evet. iftira attı. Şimdi bu adam içeride. E şimdi o zaman sen kocanı attığına göre o zaman cinayeti sen işledin. Ben işlemedim. Ben sen işledin şey şey o zaman diyorum yani Güllü abla. Ben kocam hakkında yalan söyledim diyorum. Bağıra bağıra diyorum. Biliyoruz yalan Ya bak söyledin. O ifadeyi o şekilde sen bir araya tamam, getir. Bir dakika Kimsen Yusuf abi. İnanmıyor ben kocam hakkında yalan söyledim. Oradan kurtulmak için, oradan çıkmak için diyorum. Ben kimseye inandıramıyorum. Bu kadar annesini seven bir adama niye böyle bir iftira attın ya? Yeşil atana yusufa, kadar ben atıyordum, Yusuf'a ay, atıyordum, atıyordum. Birileri yaptı diye. İlle ki hem atman gerekiyordu yani bu şeyi? Pişmanım, ne derseniz de pişmanım. Yakup'unla ne kadar anasını sevdiğini çok iyi biliyorum. Biliyorum. Çok iyi biliyorum. Çok iyi biliyorum. Yakup onu bebeğim i̇çin, diye seviyordu. Kimselere güvenmiyordu. İçim için vicdan azabı duymuyordu. Sıfı abi cezaevinden bunu, bizi bunu Yakup'a yani karazine ve. verik gibi Yakup'a yani. Karazine verik gibi. Vicdan azabı duyuyorum. İfade. Biliyor musun cezaevinden seni her gün izliyor kocan. Bize diyeydin ya, başka birine diyeydin. Bana satıyordun diyeydin ya. Çok kızıyor sana, bir dakika girmeyin. Her gün izliyor ve Güllü lütfen gerçekleri açıklasın diyor. Senin kocan ceza yiyor. Zaten bana söyledin mi? Ben gerçekleri, çünkü. gerçekleri anlatıyorum. kimseye anlatamıyorum, anlamıyorlar. Gerçekleri işte anlatmadın ki. Anlattım canım. Ben gerçekleri bildiğim anlatıyorum. Kimsinden kocam masum mi? dedi. Ama anlatmadın. Ben kocam hakkında bildiğim kadarıyla kocan da artık senin var. yaptığını düşünüyor. Ben, ben, kimse benim hakkımda düşünmesin. Herkes anasının kayıp olduğunu bulsun. Allah razı olsun ben yoruldum. Titsin. Ya senin yalanınla kardeşim içeride yatıyor. Biz de onun uçudu diyor. Doğruları söyle. Ben bunu. doğruları doğru doğru konuşuyorum şey anlatamıyorum. anlatamıyorum. Doğruları konuşuyorum anlatamıyorum. Ama inandırmıyorsun ki. Biz ya nasıl inandıracağım? Ya. Daha yapmadım ya. Şeyi ya Yapmadım inan da. diye hakkında yalan Şimdi, söyledim. İnanacağım ki. ben sana. Saf olduğunu da biliyorum. Kabulüm. İnkar etmiyorum. Ama o ifadeyi ya. nasıl dizdirdin? Safsın ama. Ben ona inanamıyorum. Bir plan yaptı. Gülüyor. O ona inanamıyorum. Plan yaptı. Orta Acaba ki, o arabayla götüren iki kişiye sen mi teslim ettin? Kesinlikle ben öyle bir şey düşünemem. Ben size bir şey yapmıyorum. Öyle bir şey yapmadım. Suçlu. Allah razı olsun beni suçlamayın. Suçu, suçlu çıksın ortala. Herkesin ya sen stüdyoda... suçlamıyor da biz de sana doğruları söyle ben yani abla. doğrusu ben diyorum ki eşim ben günahsız yere suç attım. Bu stüdyoda gerçeği bilen bir kişi daha var. O da Merve. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Yeğenim ben en sonunda bak kötü ben... şey de olsa, bak bütün bak, ailemi biliyorum. <laughs> en kötü şey de olsa sonuna kadar akanız diyeyim. <laughs> Amca bir şey bilsem Babam da yaptıysa, annem de yaptıysa, annem bilmeye teslim benmez. ettiyse, bak namusum üstüne söz veriyorum. <laughs> sonuna kadar yanınız diyeyim. Benim babam Nahat suçsuz. Ol. Benim babam en azından babam suçsuz. Baba'nın belli olsun. O doğru. Doğruyu bilelim. Bak biliyorsan, bak ailemi biliyorum. Söz dediğim an, yani yapacağımı da biliyorum. Bilsem, Bilsem söyle. En ufak bir şey biliyorsan söyle. Hiç çekinme. Artık benim ayakta duracak halim kalmadı. Ya. Hiç çekinme bak. Baba her türlü benim destekçimdi. Benim en büyük destekçim Siz şu an babanız nedeniyle bir şey yapıyorsunuz burada. Bir günah çıkarması yapıyorsunuz burada. Ama gerçek, hala gerçek bir gerçek konuşmuyorsunuz. Gerçek. Gerçek. Biliyoruz Bilsem, babanız suçsuz. Bebeğim Ama gerçek diye gerçeksiz. baktığı annesini öldürmez babanız. Zaten iftira Benim attık diyorsunuz. Zaten yapmaz. Ama yapamazdı. şimdi, da. ama şimdi sen o gece Merve sen burada yat, yatıyorsun ya. Aha bak sadece aramızda bir cam var. Ben Fatma teyzeyi. Ben burada yatıyorum. Sen de burada. Sadece aramızda bir cam var. Dolayısıyla bu kadın ayağa kalkmış olsa, camdan atlamış olsa yani balkondan o sesi sen duyacaktın Her ablacığım. Herhangi bir ses olsa zaten duyardım. Duyardın. Heh. Duyardım. Peki camdan atladığını ben zaten düşünmüyorum. Dolayısıyla orada bir şey oldu ve sen de anneni koruyorsun gibime geliyor. Ben annemi korumuyorum. Yani o gelinin kanıtlarından bir ne tane. Ben, ben annemi korumuyorum. Merve bak onlar annelerinin mezarını Merve. Olsun ben de istiyorum. Yeğenim yayında söyleyemiyorsan bana yayın arkası söyle. Bak Amca ben, Amca bunu ben sen sana de söz bak ne olursa olsun Bildiğim hiç fark etmez. Şey zaten bugüne her türlü konuşurdum. yanımızdayım. Bak her türlü ama ne doğru ortaya çıksın. Doğru, doğru ortaya varsa çıksın, doğru varsa gidiyorsan. Doğru varsa bunu konuşturmamız gerekiyor. Konuşturuyorum. Konuşturuyorum. Evlat olarak, evlat olarak, evlat olarak sana düşüyor o görev. Ben elimden geleni yapıyorum zaten. Hiç. Yalanı söyleyen ol. Evlat olarak yürüyorum. Ana aransın, kayıp aransın Yusuf. Hiç birbirimiz yani. çenesini yormasın Yusuf. Benim bildiğim bu Yusuf. Ya yormayacağım ben, ne yapacağım? İfadeyi veren sen. İftira atan sen. Ben itiraf atmadım demiyorum. Tükür tükür tükmü ağzıma almıyorum. Ben, ben itiraf attım kocam. ne yapacağım? Ana hakkında bir şey bilmiyorum. Beni yani sen mi yönlendiriyorsun kendine. Yusuf Hı. abi bir dakika oturur musun? Sakin ol bak yine kalbin tık 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 atacak ya. Dur şimdi ya. Kendisi yönlendiriyor ya verdiği ifadeyle. Ne olur ya. Atlı iftirayla. biz sana suçlusunuz ya. anan suçlu yok kızım. Babam suçsuz yatıyor diye anan bas bas bağırıyor. O verdiği ifadeye verdiği günden beri. Siz de diyorsunuz aynısını. Biz ne diyor? ya o adam suçsuzsa anan bu ifadeyi siz evlat olarak üstüne varın da nasıl bunu verirlerim ne Allah mi? bunu senden niye kimse verdi. bilemez. Ne kadar üstüne gittim? biliyorum, senden niye kimse de biliyorum, bilemez. Biliyorum, biliyorum. Hepsine şahitsin zaten. Çocuklarından nasıl sıkıntı yaşadığını biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yine de yalvarıyoruz. Evet, ne bulsun. Her üstüne gittik. Gittik. Hala, Hala gidiyorum. Hala gidiyorum. Yapayım. Ben kimseden bir şey saklamıyorum. Yeter ya, ben bizim hayatlarımızda ayatları bir yok. Ayatlarımız ben bir rahatım. İster inanın. Ya nasıl ister rahat olacak. olacağım? Allah'ım Ya nasıl ben rahatım. Ya sen nasıl bir rahat olacağım? Anan konusunda rahatım. Ya nasıl rahat olacağım? Dünkü gibi olacak. Sakin ol. Ya ben ne olursa olsun rahatım. Ben sen bir nasıl rahat olacağım? Rahatım ya. Ben bir şey bilmiyorum. Nasıl rahat olacağım? Ben Allah vicdanen, nasıl vicdanım rahat olacaksın ya? Eşim hakkında bir şey rahat olacağım dolayan. Kuşkarım ama anan hakkında bir şey bilmiyorum. Ben rahatım deme. Anan hakkında olayı. bir şey bilmiyorum. Hayır, ben rahatım diyorsan olayı yaptın. Çıldırma yapmadım. O zaman ya. sen yaptın, ben yapmadım. Vicdanım rahat olaman. Otur. Ben zaki, zaki, eşim olamam. hakkında yalan söylediğim için vicdanım azap duyuyor ama anan hakkında. Ya Allah'tan kork vicdanla rahatım demek. Ya rahatım rahat. Yeşil içeri içeri attırmadın mı? Ya o, o konuda rahat değilim ama anan konuda rahatını rahat bilmiyorum. Öyle diyeceksin o zaman. Öyle, ben, ya. O zaman öyle, öyle diyeceksin. Tarık beni. Öyle, öyle, diyorum zaten. Tari ediyorum öyle demiyorum. Biz öyle de diyorum. Mijen Hanım rahatım diyorum. Anan hakkında bir şey bilmiyorum Ana ama eş, ya eşim hakkında söyledim yalandan olay. İşim içimi yiyor. O yiyordum. şekilde Yana bir adamı idam ettin orada. Allah'ın verdiği canı Allah alır, o adamın canını aldın. Nasıl vicdanen rahat olacaksın? Ben onu, o konuda bir canım rahat demiyorum, vicdan Hadi azabı çekiyorum diyorum. Rahat Yeter gayri benden söyleyin, Allah'tan korkun. Ölü yani. Ya sen söyleyin, sen bulaştın. Madureti yaratan sensin, ben değil. Gülle abla, sizin köyden bir ihbar geldi. Hı. Gelsin güle güle gelsin. Merak etmiyor musun? Yoruldum, merak edecektim, gücüm yok. İhbar şu, ismimi vermeyin dediler. Adam gibi bağlasın, ismini söylesin kimse. Yok ben onu sana sonra arkada söylerim. Öğretim. Şimdi bu cinayeti sen işlemişsin çocukların da küçük olduğu için. E, çocuklar babasız yapar zaten babalarını da görmüyorlar ki hep Gürcistan'daydı. Babasız olur da anasız olmaz. Ben bu adamın üstüne atayım en azından çocukların başında ben durayım dediğine dair bir ihbar geldi. Bunun doğruluğu ne? Kanıtlaşınlar. Kanıtlayacak Allah, Allah. Nerede gördüysem, nerede yaptıysam önce kanıt lazım ondan serbest suç makarilim. Bilmiyorum ben hı. bunun tabii ki araştırılması lazım. Ben sen nerede yaptıysan. demek ki yanımda. Böyle bir konuşma. Demek veya... ki suç ortağım. Ha kim demek suç, ki suç ortağı? O kişi. O kişi suç ortağım. Evet. Demek, demek ki yani öyle yap ben yani. yapmadım. hı. hı. O, o suç ortağım demek ki benim yanımdakine. benim suçum var mı ki? Yok. Beni hayatta... Suçluyorsa nasıl suç ortağın oluyor? O zaman suç ortağın bildiğine yani ben göre, ben yaptığıma öyle göre. Öyle söylüyorsa diyor, demek ki diyor, ben yapmışım ki diyor, kendi de benim yanımdaymış diyor. E de Yapma demek diyor? Ben misal veriyorum, misal. Birisi ağzından bir şey kaçırmış olabilir mi sizin köyde? Ben bilmiyorum ki misal. Kendini tanısın. Yanımda mıymış, ben yanımda değil miymiş? Öyle öğreneyim nasıl bir insan olduğunu yani evvela. Bu konuşulmaya başlanmış. Yani Güllü bu sebepten dolayı bu cinayeti yani tamam bu kadın artık gerçekten çok bunalmıştı. Kabul etmiyorum. Hiçbir suçlamaya kabul etmiyorum. Ben o konuda vicdanım rahatım. Çocuklar da küçük mü? Çocuklar babasız durur da anasız duramaz. Ee, babaları hani cezaevine girse de olur. Zaten adam yani evde yok şey ortalarda de, yok. Düşünemem de ben Müslümanım. İçim içimi yiyor benim vicdan azabı duyuyorum. Ben kaynanam kayıp eşim cezaevinde. Bana itiraf atmasınlar. Gerçekten neyse o konuşmuyorlar. Ne olursa olsun. <laughs>